Arkadaşlar merhaba. En son örnek 9'da kalmıştık. Evet. Son örnek 9'da kalmıştık. Şimdi buradan devam ediyorum. Evet, okumaya başlıyorum arkadaşlar. Yukarıdaki görselde üstteki her ardışık iki kutuda yer alan sayıların ortak asal çarpanı. Yani ne diyor arkadaşlar bana? Ortak asal çarpan olacak. Bak iyi bak. 3 kere 5, 15. Gördünüz mü? 5 kere 7, 35. Şimdi bak buraya bakalım. Yani ikisine değdiği anda ortak bir asal var. 21 ile 77'nin ortak asalı ne var? Bak hemen ben düşünüyorum. 21 ile 77'nin. Şimdi 21'in çarpanlarından ne var 2 tane? 7 var. Bir de ne var? 3 var. 77'ye bak ne var? 11 var. Evet. Bir de ne var arkadaşlar? 7 var. Ortak ne var burada? 7 var. Bak gördünüz mü? Ne var ortak? 7. Burası ne var? 3. Burası ne var? 11. Evet. 7, 3 ve 11. Buraya bak. 51 ile 57 bak. Rakamları topla bakayım. 6. sınıftan 6. 7, 5 daha kaç? 12. İkisi de 3'ün katı mı? Evet. 3'ün katı. O zaman ortak ne olacak? 3. Gördünüz mü? 3 asaldır aynı zamanda. Ne yazacağım buraya? 17. Ne yazacağım buraya? 19. Ne diyor? Ortada bulunan kutuya 3 gelir diyor. Hangisinde 3 gelir arkadaşlar? B şıkkında. Bak C şıkkına gelelim. 5 ortak mı? Ortak. Şöyle 5 yazdım. Ne geldi burada? 13. Ne geldi burada? 17. Gördünüz mü? Ortada ne var o zaman? 5. Buraya bakalım. Bak. İkisi de çift. Çiftse 2'ye bölünecek. Ne geldi burada? 13. Ne geldi burada? 17. Gördünüz mü arkadaşlar? Cevap neymiş o zaman? B şıkkı. Evet geçiyorum. 10. soruya bakalım. 42'nin çarpanları, 56'nın çarpanları, ortak olanlar ne yapılıyormuş? Sil diyor bana. Ortak olanları sil diyor arkadaşlar. 42'nin çarpanlarını ben nasıl göstermiştim size? Evet gösteriyorum. 1, 42. Evet. 2, 21. Evet. 3, 14. 6, 7. Gördük mü arkadaşlar? 6 kere 7. 56'ya bakalım. Evet. Yanında da 56'yı gösteriyorum. 1, 56. 2, şöyle virgül koyalım. 28. 4, 14. Birbirine yaklaşsın. 7, 8. Yaklaştı birbirine bak. Gördünüz mü? Ortak ne var burada? Bakın yuvarlak içine alıyorum arkadaşlar ortak olanları. Bir aldım. Gördünüz mü? Bir tanesi silindi. İki aldım mı? Aldım. Bakın. İki tanesi oldu. İki tanesi. Üç yok. Evet. Altı var mı? Altı yok. Yedi var mı? Var. Bakın. Yedi var mı? Var. 14 var mı? Var. Bakın. 14 var mı? Var. 21 yok. Evet bu kadar. Cevap neymiş o zaman? Cevap C şıkkı arkadaşlar. Evet. Ne yaptım burada? Çarpanları buldum. Ortak olanları yuvarlak içine aldım. Evet arkadaşlar devam edelim. 40 ile ortak çarpanı olanlarda ev sahipleri oturmakta. 24 ile ortak çarpanı olanlarda kiracılar. Hem 40 hem de 24 ile ortak çarpan olanlarda ise ne yapıyormuş? Boş ofisler varmış. Evet. Geriye kalan daireler boş olduğuna göre kaç tane evet boş daire vardır diyoruz. Evet şimdi şöyle bakalım. Daire numaralarını şöyle bir yazalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, değil mi? 7, 8, 9, 10, 11, 12 falan filan. Şimdi bak, herhalde 1 ile ortak çarpan olmayan var mı? Ben bir kere olmayanları bulacağım. 2 ile var mı? Kesinlikle var. 3 ile var mı? Yok. 4 ile var mı? Pardon. 3 ile var mı? Var. 24'ün çarpanı ortak. 4 ile var mı? Var. 5 ile var mı? 40'ın ortak çarpanı. 6 ile var mı? 2 ve 3 var 6 ile. Onda da var ortak. 7'nin ortak hiçbir çarpanı yok arkadaşlar. Evet. 7'nin ortak
Hiçbir çarpanı yok. Bakın. Yani 24 ve 40'la ilgilikten bahsediyorum. 7'nin yok. 8'e bakın. 2'ye bölünür. 40 da 2'ye bölünür. Tamam mı? Peki 9'a bakalım. 9 3'e bölünür. Diğeri bölünmez. Değil mi? İkisi de aynı şekilde. 24 3'e bölünür. 10'a bakalım. 12'ye bölünür. 40 da 2'ye bölünür. 11 evet bakın. 11 numarada boş. 12'ye bakalım. 2'ye bölünür. 40 da 2'ye bölünür. 13 genelde asaldan alıyorum arkadaşlar. Evet. 14 2'ye bölünür. 15 3'e ve 5'e bölünür. 40 da 3'e ve 5'e, pardon, 45'e bölünür. Bunu toplam kaç tane daire olacak? 5 pardon 6, 12, 18, 24, 30'a kadar değil mi arkadaşlar? En son nereye kadar olacak? 30. Yani ben bu 30'a kadar bakacağım. 15, 16, 17. Genelde asallar alıyorum arkadaşlar. 17, 18. Olamaz, 2'ye bölünür. 40'da 2'ye bölünür. 19 olabilir. 20, 2'ye bölünür. 21, 3'e bölünür. 22 2'ye bölünür. 23 olabilir arkadaşlar. 24 2'ye bölünür. 25 5'e bölünür. 26 2'ye bölünür. 27 3'e bölünür. 28 2'ye bölünür ve 29 olur. Yani buralarda oturan hiç kimse yok. Toplam kaç tane var burada o zaman? Toplam sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 tane. 7 tane boş daire varmış. Buyurun. Evet arkadaşlar, sorumuzun mantığı bu şekildeydi. 7 tane boş daire vardı. Evet, geçiyorum. Evet, gelelim 12. örneğimize. Şimdi ne diyorlar? 1'den 28'e kadar sayılan, evet, kart 3'ün katı ise kart maviye boyanıyor. Bak, ben hemen yapıyorum arkadaşlar. Rengimi seçtim. Mavi. 3 6 9 12 15 18 21 24 27. Mavi mi oldu? Mavi. 4'ün katı ise neye boyanıyor? Kırmızıya. Bak. 4 8 12 16 20 24 ve 28. İyi bakın arkadaşlar. Bir de sarıya boyanacak. Hangisi 5'in katıysa? 5 10 15 20 25. Altının katı ise neye boyanıyor? Yeşile. 6 12 18 24. Şimdi bakın arkadaşlar. En az iki renk karışımıyla rengi boyanmış olan en az iki renk. En az iki renk olan, bakın en azın anlamı ne? Anlamı ne arkadaşlar? İki renk olabilir. Evet. İki renk olabilir. Veya ne olabilir? Üç renk de olabilir. Çünkü en az diyor ya, sen en fazla toplam dört renk var mı? Dört renk yok. En az iki renk olan ne var? 15. Başka ne var? 6. Doğru mu? Üç renk olan ne var? 12. 15, 6, 12. 18 var. Evet, 18 var. 20 var. Ve 24 var. Arkadaşlar toplam kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, cevap neymiş? 6'ymış. Örnek 12'nin cevabı bu şekilde arkadaşlar. Evet, şimdi 12'yi de geçtiğimize göre evet, şuradan devam edelim. Evet. 30'un asal çarpanlarını bulalım. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz yıllarda yani 6. sınıfta yine göstermiştik bu konuları. 30'un asal çarpanlarını ben nasıl buluyorum? Size anlatmıştım. 1, 30. Yani benim kendi yöntemim. 2, 2 kere 15, 30. 3 kere 10, 30. Doğru mu? Şimdi 5 kere 6, 30. Bakın. Yani bu 30'un çarpanlarını buldum. Bu da asal olanlar hangileri? 2, 3, 5. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani 2, 3, 5 asallar. Eğer ben çarpan ağacını kullanmak istiyorsam arkadaşlar bakın. 2'ye böldüm. Nedir? 15. 15'i neye böleceğim?
3'e böldüm nedir? 5. Gördünüz mü? Asal ne var burada? 2 var, 3 var, 5 var. Bir de bizim normal yani sürekli kullanacağım usul var. Sürekli kullanacağım usul var. O da nedir? 30. Gerçek form, gerçek bizim kullanacağımız. 32'ye böl 15. 15'i 3'e böl 5. 5'i 5'e böl 1. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani benim asal çarpan algoritmasında sağ tarafa yazdıklarım her zaman ne olmak zorunda? Asal olmak zorunda. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım bilgi notu kısmına. Evet, çarpanları yalnız bir ve kendisinden kendisi olan birden büyük doğal sayılara ben ne diyorum? Evet, birden büyük doğal sayılara ben ne diyorum? Asal sayılar diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Ne diyormuşum? Çarpanları sadece bir ve kendisi olan sayılara ben ne diyorum? Asal sayılar. Asal çarpanları bulurken ne yapıyorum? Çarpan algoritması. Evet. Şimdi 13'ten devam ediyoruz arkadaşlar. 56'nın asal çarpanlarını bulalım. Evet, 56'nın asal çarpanlarını bulalım. 56. Ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. 28. 2'ye böldüm. 14. 2'ye böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. Asal çarpan neymiş? 2 ve 7. Evet, bu kadar arkadaşlar. 14'e bakalım. 40'ı ne yapıyorum? 2'ye böldüm. Ne çıktı? 20. 2'ye böldüm. Ne çıktı? 10. 2'ye böldüm. Ne çıktı? 5. 5'e böldüm. Ne çıktı? 1. Asal çarpan neymiş? 2 ve 5. Evet. Asal çarpan neymiş? 2 ve 5. 15'e bakalım arkadaşlar. Asal çarpanları diyor birbirinden farklıdır. Ya bir kere bakın arkadaşlar. Mantık şu. Hepsini teker teker yapmak istemiyorum. Ama şurada 100 var. 100. Cevap 100. Niye 100? 100'ün içinde birler basamağı 0 olduğu için neydi arkadaşlar? Öğrenmiştik 6. sınıftayken bölünebilme kurallarında. Birler basamağı 0 ise her zaman neye bölünür? 5'e bölünür. O zaman 5'e bölünen ne var sadece? 5 çarpanı olan hangisi var sadece? 100 var. O yüzden cevap C. Evet, şuna bakalım. Evet arkadaşlar. 16'ya bakalım. 840'ın kaç tane asal çarpanı vardır? Evet, 840'ı ayırıyorum. 2'ye böldüm. 420. 2'ye böldüm. 210. 2'ye böldüm. 105. Bak 5 gördüm, 15'e böldüm. 21. 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm arkadaşlar. O da nedir? 1'dir. Şöyle düzgünce yapalım dediğim. Evet, 7'yi şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar asal çarpanlar neymiş burada? 2, 3, 5 ve 7. Buyurun. Evet, 2, 3, 5 ve 7. Kaç taneymiş bunlar? 4 tane. Evet. 4 tane. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. 150'nin asal çarpanı. Ya 150 sayısı hangisine bölünmez arkadaşlar burada 150? 2'ye bölünür mü? Çift bölünür. 5'e bölünür mü? Birler basamağı 0 bölünür. 3'e bölünür mü? Rakamların topla 6, 3'ün katlamı bölünür ama 7'ye bölünmez. Evet. Sorumuzun cevabı bu şekilde. Evet arkadaşlar, anlayamadığınız ifadeleri YouTube'da yorum kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplandırıyorum.
Evet, devam ediyorum. Hangisinin asal çarpanlarının toplamı 10'dur diyor. Arkadaşlar 42'nin asal çarpanlarına bakalım. 3'e böl 21. 3'e böl 7. 7'ye böl 1. Pardon, yanlış oldu. Evet, şurada bir işlem hatası yaptık. 42'yi bir kere en baştan 2'den başlayalım arkadaşlar. 2'ye böl 21. 3'e böl 7. Evet, şöyle diyelim. 7. 7'ye böl 1. Asalları topla bakalım. 12 yaptı. Olur mu? Olmaz. Gitti. 90'a bakalım arkadaşlar. 90. 2'ye böl 45. 3'e böl 15. 3'e böl 5. 5'e böl 1. Topla bunları. 5, 8, 2 daha 10. Bakın 2 defa toplamıyoruz arkadaşlar. Yani 2 tane 3 var diye 2 kere 3 toplamıyorum. Tamam, bir defa topluyorum. Cevap nedir o zaman? 10. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Pardon, pardon. Evet, şu soruya bakalım. 180. Evet, 180. 2'ye böldüm 90. 90'ı neye bölersem 45 olur? 2'ye. 45'i neye bölersem 15 olur? 3'e. 15'i 3'e böldüm 5. 5'i 5'e böldüm 1. 2, 3 daha 5. 5 daha 10. Buyurun. Evet arkadaşlar. Evet, örnek 20. Evet, bundan sonra 21'den sonra evet. Evet. Devam edelim. Devam edelim. 20'den devam edelim arkadaşlar. Şimdi A60. Hadi bakalım. Hangisinin toplamı en küçüktür diyor. Farklı asalların toplamı diyor. Evet, A60. Yani 60'ı ne yapıyorum? 2'ye böleyim. 30. Ne yapayım? 2'ye böleyim. 15. 3'e böleyim 5. 5'e böldüm 1. 5, 8, 10. Evet, 60 neymiş? 10. 75'e bakalım. 75'i 3'e böldüm. 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Topla bakalım, 5, 3 daha kaç? 8. Ne çıktı buradan sonuç? 18. B'ye bakalım. 44. 2'ye böldüm 22. 2'ye böldüm 11. 11'e böldüm 1. 11, 2 daha kaç? 13. 100'e bakalım arkadaşlar. 100'ü 2'ye böldüm 50. 2'ye böldüm 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5, 2 daha kaç? 7. Ne çıktı buradan? 20. Tamam mı? 85'e bakalım arkadaşlar. 85. 5'e böldüm 17. 17 asaldır. 17'ye böldüm 1. Burası ne oldu o zaman? Ne oldu burası? 22. Bir kere 90'ı bulmama gerek var mı? Yani herhangi bir çarpanı olacak. Yani onun C şıkkı büyük çıkıyor. Benden en küçüğü istiyor. 40 yapmam daha mantıklı olacak. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. 5, 2 daha kaç? 7. 28'e bakalım. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm 7. 7'ye böldüm 1. 7, 2 daha kaç? 9. Topla bunu. 16. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Cevabımız 16. Örnek 20'nin cevabı D şıkkı. Böyle teker teker buluyoruz. Asalları topluyorum. En küçüğü hangisi ise onu işaretliyorum arkadaşlar. Evet, pazartesi günü diyor. 2 olan sayıların yazılı olduğu balonları. Salı günü ise asal çarpanı 3 olan sayıların yazılı olduğu balonları. Çarşamba günü ise çarpanlarından ikisi 2 ve 3 olan, evet,
Şimdi arkadaşlar, 2'nin kuvvetlerine bakacağım. 2'nin kuvvetleri yani sadece 2 olan 2'nin 5. 6. kuvvetleri 64'tür. Evet, sadece 64 numaralı balonu satmış. 3'ün kuvveti ne var? 3'ün 4. kuvveti ne var? 81 var. 40 ile 99 olduğu için 64'ten küçükleri almıyorum. 2 ve 3'ün 6 çarpan olanlar ne var? 6'nın karesi 36 var. Evet, şimdi çarşamba günü asal çarpanlarından sadece ikisi diyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bak, burada ne yapabiliriz? 2'nin karesi, 2'nin küpü derim 8, 3'ün karesi 72. Şimdi 6'nın katlarını alacağım burada. Evet, düşünelim. Ne var 6'nın katı? 42 var. 48 var. 54 var. Evet, nereye kadar gidiyor bu? 96'ya kadar giriyor arkadaşlar. Kaç terim var burada? 96'dan 42'yi çıkart. 54. 6'ya böl. 9. 1 ekle 10. 10. 11. 12 tane var. 12 taneyle neyi çarpıyorum ben? 2'yi çarpıyorum. Ne çıktı? 24 lira kazandım. Şimdi 40'dan 99'a kadar kaç tane var? 60 tane var. 12 tanesi 2 liradan. 60 tane var ya, geriye kaç tane kaldı? 48 tane kaldı. 48'e ne yapıyorum? 1 ile çarpıyorum. Bu da 48 lira yaptı. Topla bunları. Kaç para elde ettim ben? 72 TL elde ettim. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki dersimizde asal çarpanları üstü biçimde yapacağız.